Para değiştirme ya, meselesi diyeceğim ama yani para el değiştiriyor. Kimden kime gittiği, neden gittiği de tartışılır burada. Sevgili Tuğba'nın harika bir haberi. Daha önce bizim sevgili Sümeyye'miz de günlerce takip etmişti. Fakat buradaki sonuç gerçekten hani bir oh dedirtecek. Çünkü en azından o yerde soğukta yatan küçücük çocuğum kurtarıldı ve ayağa kaldırıldı. Annesi babası her kimseniz o çocuğun. Lütfen çocuğunuzu bunlara alet etmeyiniz. Alınız o çocuğu oradan. Kadının çocuğu değil. Kadın tanımıyor bile. Kadın getiriyor yanında yatırıyor. Allah bilir o aileyi de oradan pay etti. İşte 10 dakikada 110 lira toplamışlar. Tuğba haberi takip etti. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda efendim bu kişiler çöp konteynerinin yanına yatıp çöpün içinden kuru ekmek yiyormuş gibi yapıyorlar. Yaptıkları tamamen bu. Ve bakın sonrasında neler oldu. Çocuk da yatıyor küçük. 20 lira çıkardı. Bakın biri verdi. Hop aldı parayı. Evet, zabıta dilencileri takipte ikinci günde müdahale etti. Bir kişi yaklaştı, para verdi. O çocuğu neden soğuk taşa yatırıyorsunuz? Ya Burak niye çekiyorsunuz? Tamam çekme. Bu kadın da zabıtayı mı gözlüyor? Aynen, bak. Bakın gözlemci, kadın da orada. Çek, bekler gibi. Çek. Saldırma çek bana. Çek bana. Bana saldırmasın. Çek bana. 10 dakikada bu kadar para toplamış. Beyazıt Meydanı'ndaki çöp konteynerlerine dadanan dilenciler kendilerini acındırarak birkaç saatte onlarca lira para toplarken dün Show Haber ekibine yakalanmıştı. Takipte ikinci gündeyiz. Yine aynı çocuk, yine aynı kadın. Show Haber bugün yine aynı yerdeydi. Olan o küçük çocuğu alıyor. Bu soğukta taşta yatıyor. Onu kuru ekmek yemeye zorluyorlar. Her şey duygu sömürüsüyle para toplamak için. Soğukta yerde yatan çocuğu görenler dayanamadı, kadına para verdi. Bakın yine kağıt para verdi, turist para verdi. Evet, zabıta dilencileri takipte ikinci günde müdahale etti. O çocuğu neden soğuk taşa yatırıyorsunuz? Ya Burak niye çekiyorsunuz? Tamam çekme. Günlerdir burada dileniyorsunuz. Soğuk taşa yatırıyorsunuz bu çocuk lazı. Yemek yer gibi yapıyorsunuz çöpte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri çöp konteyneri başında çocuğu alet ederek para toplayan, dilenen genç kadını yakaladı. O kadının elinde bakın. 110 lira ve bozuk paralar da var, madeni paralar. 10 dakikada bu kadar para toplamış. Bu çocuğu neden alet ediyorsunuz duygu sömürüsüne? Kiraladınız mı çocuğu? Yok. Kim? Aa, kardeşi orada. Bizi de mi zorla dilendiriyorlar? Yok, biz kendimi geliyoruz. İsteyerek. Evet. Bakın gözlemci, kadın da orada. Şimdi zabıta onları almaya gidiyor. Genç kadın ve çocuk dilenirken onlara gözlemcilik yapıyordunuz. Niye? Ya. Sen bırak elimi. Tamam sen gel. Ne kaldı be? Tamam bir dakika. Çocukları bu soğukta taşa yatırıyorsunuz. Ha, ekmekler gibi. Çek. Saldırma çek bana. Çek bana. Bana saldırmazsın. Çek bana. Gel gel. Kapa sen. Zabıta işte o dilencileri aldı. İdari para cezası kesilecek kabahatler kanunundan. 277 liralık bir ceza bu. Ve işlem yapılmak üzere götürülüyorlar. Ne oluyor? Cidden acayip sinirlerim bozuldu yani. Yani yok böyle bir şey. Yani sen o küçücük çocuğu oraya alıp o taşın üzerine yatıramazsın kardeşim. Yapamazsın böyle bir şey yani. Murat hale bak ya, gerçekten onun anası babası kim? Sen bu çocuğu yani dilendirmek için mi doğurdun? Evet. Taşta yatırmak için mi doğurdun? Evet, dilendirmek için doğurduklarını düşünüyorum. Yazık günah ya. Yapmayın, gerçekten yapmayın. Yani siz nasıl ana babasınız? Nasıl insanlarsınız? Nasıl bir vicdanınız var? Yani o çocuğun o yaşta o böbrekleri... Bir vücudu ne hale gelir ya, alın daha faydalı bir şey yaptırın, bir meslek edinmesi için bir yere gönderin, bir ustanın yanına verin, çırak olsun, bir şey olsun ya. Bu ne, sen o elinde kolunda yüzüklerle bilmem nelerle bu yalan yalan bakan, bu yerden gözlerini kaldırıp şey numarası yapan insan, kim bilir orada son model cep telefonuyla alttan mesajlaşıyordu, şimdi şu kadar geldi, şimdi bu kadar geldi diye. Yapamazsınız böyle bir şey. Kendiniz belli bir yaşa gelmişsiniz. Hayata bir baltaya sapalamamışsınız. Hiç işin gücün yok. Ama sen madem bu yolu seçtin, o çocuğa bunu yapmak zorunda değilsin. O çocuğa bunu yapmaya hakkın yok. O çocuk hakları ve kadın hakları eğer varsa bu ülkede, lütfen yani biz bunun sesini nasıl daha fazla duyurmalıyız? Bu çocukları bu işlerden uzak tutmamız lazım.
Vallahi aile teşvik etmese çocuk bu işe, genç bu işe asla ve kat'a girmez zaten. Yani ben hani dilenci olacağım diye doğmuyor. Nereden bilsin ya? Ama işte ailenin teşviki. Ha şimdi ha bu hafta tamam böyle gider. Önümüzdeki hafta yine bak aynı tipler orada yine fink atacaklar. Murat... Cezası belli bu işin. 10 dakikada kazandıkları belli. Sadece Sultanahmet ya da işte Beyazıt Meydanı'ndan bahsetmiyoruz. Bütün neredeyse turistlerin olduğu her yerde, Taksim'inden her tarafına, Aksaray'ına kadar bu tür tipler var. Yıllarca da yapılıyor. Çare de bulunamıyor. Maalesef bu çocuklar bu şekilde büyüyorlar. Yani ben Tuğba'nın yerinde orada olsaydım Tuğba kadar sakin olamayabilirdim, öyle söyleyeyim. Gerçekten. Yani o işini son derece layığıyla yaptı ama yani ben direkt şu kadının üzerine atlamıştım orada yani. Bak, makyajını da yapmış dilenmeye giderken. Neyse bu konu gerçekten çok büyük bir yara. O çocuk oraya gidip yazık yavrum bir kuzu gibi, bir kurban gibi gidiyor. Önce dizlerinin üzerine çöküyor. Sonra demişler ki böyle yat, öyle de yatıyor. Kaç saat yatıyor kim bilir. Tuvaleti gelmiyor mu, çişi gelmiyor mu, acıkmıyor mu, susamıyor mu, bir şey demek istemiyor mu? O çocuğun duyguları nerede? O çocuğu sen nasıl bu kadar sömürürsün ya? Nerede yaşıyoruz? Yani zabıta, evet gerekirse diyorsun ya her zaman zabıta görevlilerimiz, jandarmamız nöbet mi tutacaklar? Yani gerekirse bu bölgeler bunlardan temizleninceye kadar bir şey yapılmak zorunda. Evet, sesini duymuşlardır umarız. Umarım, lütfen.